Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi aracılığıyla Sayın Birsen Nacar, doğru mu? Evet, evet hocam, doğru. Birsen Nacar, Türkiye'de Kamu Gözetim Kurumu'nda bağımsız denetimde kullanılan standartlar dairesinin başkanı, değerli katkılarıyla misafirimiz olacak. Kendisini keyifle ve heyecanla dinleyeceğiz inşallah. Buyurun, sözü size bırakalım Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle merhabalar. Ben size teşekkür ederek tekrar başlamak istiyorum. Bizi hem öğrencilerimizle bir araya getirdiğiniz hem de kurumumuzu tanıtma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani bu pandemi süreci aslında herkesi farklı farklı mecralara itti. Bizim için de bir hani uzaktan erişim yoluyla bu şekilde bir tanıtım yoluna gitmemiştik. Bizim için de bir ilk oluyor açıkçası kurum olarak. Bugünkü sohbette sizin de ifade ettiğiniz gibi temel olarak yani biz kamu gözetimi kurumu olarak ne yapıyoruz? Kamu gözetimi nedir? Yani bağımsız denetim nedir? Siz muhtemelen derslerinizde zaten fazlasıyla öğrencilerinize bu konuda bilgi veriyorsunuzdur ama sahadan bir göz olarak ben de kısaca bu kavramlardan biraz bahsetmek. Daha sonra kurumumuzdaki kariyer olanakları konusunu da biraz açıkçası hazır öğrencilerinizle bulmuşken anlatmak istiyorum. Belki kurumumuzda çalışmak isteyen, bizimle birlikte mesai arkadaşı olmak isteyenler olabilir. Onlar açısından da faydalı olur diye düşünüyorum. En son olarak da yani şu an için tüm dünyadaki sanırım yani birinci gündem maddesi olan pandemi süreci. Covid-19'un yani etkilediği yani daha doğrusu etkilemediği sanırım şu an itibariyle dünyada herhangi bir sektör yok. Bağımsız denetim sektörü de tabii ki bundan nasibini alacaktır. Biz daha doğrusu hani kişisel görüşüm olarak aktarayım ben bunları kurumsal bir görüş olarak değil de bağımsız denetime etkileri nedir biraz da ondan konuşalım. Bu süreçte yani soruları olursa katılımcıların lütfen sormaktan çekinmesinler, cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle kamu gözetimi nedir? Yani çok çeşitli kitabi tanımları elbette yapılabilir, uzun uzun da konuşulabilir ama kamu gözetimini belki çok kısa bir şekilde tanımlayacak olursak denetimin denetimi olarak özetlemek mümkündür. Yani hala aynı konular çerçevesinde mi dönüyor bilmiyorum. Üniversitede anlatınlar ama yani bir ihtiyaçtan ortaya çıkmış bir kavram. İhtiyaç nedeniyle kurulmuş kurumlar, sistemler aslında. Kamu gözetimi sistemleri dünya geneline de baktığınızda. Biz üniversitedeyken hep anlatılırdı. Arthur Anderson, Enron skandalı. Sanırım yani popülerliğini de yitirecek bir konu gibi de görmüyoruz. Tahminim hala da bahsedilen. Evet. Bir olaydır, bir case'dir. Aslında dünya genelinde kamu gözetimi sistemlerinin yani çıkışını bir şekilde hızlandıran ya da sebep olan en temel olay Arthur Anderson ve Enron skandalı. Yani orada aslında biliniyor tabii ki. Yani bağımsız denetimin hakkıyla yapılmaması, daha doğrusu amacını tam olarak icra edememesinden kaynaklı olarak patlak veren bir skandal. Burada bağımsız denetimle biraz çok kısa ona değinelim. Yani bağımsız denetim aslında işletmenin finansal tablolarının, finansal bilgilerinin işletmenin durumunu, finansal durumunu doğru şekilde gerek yatırımcılara, gerek çalışanlarına, işletme yöneticilerine yani bu paydaş kitlesini çok daha genişletebiliriz. Doğru bir şekilde gösterip göstermediğinin bir güvencesini veren bir mekanizma. Yani burada bağımsız denetimin yapılmasındaki amaç en temel amaç aslında başta yatırımcılar olmak üzere o işletmeyle ilişkisi olan paydaşların çıkarlarını korumak. Bu çerçevede de Enron skandalında da olduğu gibi Enron şirketi aslında yani çok kar eden, parlak işte Forbes listelerinde işte ilk 10'da görülen ve piyasadan birçok yatırımcısının da parasını alarak yani hisse değerlerini artırılan ve siz düşünün yani o şirkette bir hisseniz var, paranız olduğunu zannediyorsunuz. Her şey çok parlak gidiyor ama bakıyorsunuz şirket iflas ediyor ve
bu şirketin işte bağımsız denetçisi var, denetimden geçmiş. Yani aslında siz havadan da yani yapmıyorsunuz bu yatırımlarınızı, belirli finansallara bakarak karar alıyorsunuz. Ama yani çok parlak görünen şirket bir anda iflas ediyor ve bu aslında kamu gözetimi kurumlarına da bir çıkış noktası oluşturuyor. Yani de o noktada anlaşılıyor ki aslında bağımsız denetim tek başına şirketin finansal durumunun gerçeğe uygun olup olmadığını göstermek için yeterli bir mekanizma değil. Bağımsız denetimin üzerine de bir kamu gözetiminin yani bir denetim mekanizmasının gelmesi gerekli. Ve bu ihtiyaçtan hareketle de meslekten bağımsız kamu eliyle bağımsız denetçilerin denetimini yapmaya yönelik sistemler oluşturuluyor. İlk olarak Amerika'da görüyoruz bunun örneğini. Daha sonra Avrupa geneline yayılıyor ve bizim ülkemizde de gerek bahsettiğim ihtiyaçtan hareketle gerekse de Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz bir üyelik müzakere süreci çeşitli fasıllar. Evet. Kurum olarak o fasıllarda görevli bir kurumuz açıkçası. Oradaki yani fasılların açılması için gereken şartlardan biri de ülkemizde bir kamu gözetimi kurumunun kurulmasıydı. Biraz da o sorumluluğumuzdan hareketle Kasım 2011'de kuruluyor ve ben de kuruluşundan bu yana kamu gözetimi kurumunda çalışıyorum. Temel olarak ülkemizde de dediğim gibi dünyadaki uygulamalara benzer şekilde kurulduk ve yaklaşık yani 9-10 yıldır da Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz kamu gözetimi kurumu olarak. Şimdi kamu gözetimi nedir ondan bahsettik. Bağımsız denetimden az çok yani. Başkanım şöyle yapalım. Sizden önce sizin yapmış olduğunuz bu yükümlülüğü kim yerine getiriyordu? Daha öncesinde Türkiye'de ne vardı? Yani daha öncesinde Türkiye'de ne vardı? Tam birebir dolduran bir mekanizma belki yoktu. Yani hani SPK kendi eliyle işte halka açık şirketlerin denetimi üzerinde çeşitli gözetim kurumları vardı. BDDK'nın, EPDK'nın yani biz bunu hep kuruluşunda da kurumun anlatırdık. Yani işte Türkiye'deki çok parçalı bir yapı. Yani söz konusu herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hani bunun tek merkezde toplanması, belirli kurallara bağlanması vesaire vesaire anlamında önemliydi yani açıkçası bizim kurumun kurulması. Yani bizim şu anki yürüttüğümüz anlamıyla olmasa da çeşitli dediğim gibi halka açık şirketler nezdinde SPK'nın çeşitli faaliyetleri olduğunu görüyoruz bizden önce. BDDK'nın, EPDK'nın. Ama kurumumuzun kurulmasıyla birlikte o fonksiyonlar kamu gözetimi kurumunda kuruldu, toplandı daha doğrusu ve yani bu gözetim fonksiyonunun yanı sıra aynı zamanda biz başkaca fonksiyonlarımız da var, görevlerimiz de var. İşte bunlardan ilki nedir? Biz aynı zamanda bu bağımsız denetim faaliyetini piyasada gerçekleştirecek bağımsız denetçileri de yetkilendiren kurumuz. Yetkilendirme işleri bizim tarafımızdan yapılıyor. Biliyorsunuz bir bağımsız denetçi olabilmek için öncelikle YMM veya SMM belgenizin olması lazım. Sonra bizim yani yılda iki kez düzenlenen bir bağımsız denetçilik sınavımız var. O sınava katılarak başarılı olmanız gerekiyor. Ondan sonra yetkilendiriliyorsunuz kurumumuz tarafından diğer şartları da karşılıyorsanız. Yani bu inceleme gözetim fonksiyonumuzun yanı sıra biz bu yetkilendirme eğitim işlerini de yine kurum olarak yürütüyoruz. Bir diğer yürüttüğümüz görev Türkiye'deki hani benim çalıştığım daire olarak da yaptığımız temel iş o. Uluslararası finansal raporlama standartları belki yani daha sık bilinen adıyla IFRS çevrilerek Türkiye Finansal Raporlama Standartları olarak Türkiye'de yayınlıyoruz ve aslında bunu yani kamu gözetimi kurumuyla başlamadı bu Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nın yayınlanması. Öncesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu vardı. TMSK döneminde yayınlana gelen ve işte KGK döneminde de devam eden bir süreç. Bu anlamda biz ülke olarak da zaten tam uyumlu, birebir uyumlu olacak şekilde IFRS'leri yayınlıyoruz. Tüm Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi. Bir diğer kurum olarak yaptığımız, yürüttüğümüz faaliyetlerden biri ise denetim standartları. Bu da yine uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak referans aldığımız nokta yine uluslararası standartlar. Uyumlu olarak yayınlanıyor ve denetçilerin denetimlerini
yürütürken kullandıkları standartlar. Yani kurum olarak aslında hem yetkilendirme fonksiyonumuz, hem mevzuat anlamında işte standartların yayınlayarak bir mevzuat düzenleme fonksiyonumuz, hem de sahada incelemeler yaparak denetçilerin denetimlerinin yani güvencesine biraz daha sağlamlık kazandırmak anlamında bir denetim fonksiyonumuz var kurum olarak. Başka kurumsal olarak yaptığımız bir diğer önemli, yani bizim de önemsediğimiz bir konu, Avrupa Birliği ile eşdeğerlik kararı var. Yani hani orada Avrupa, yani yürüttüğümüz bu kurulan, daha doğrusu ülkemizdeki kamu gözetimi sistemi süreçleri Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz çeşitli müzakereler sonucunda eşdeğerlik aldı. Yani burada ülkemizdeki bağımsız denetçiler tarafından denetlenen bir tablonun, yani denetime ihtiyaç duyulmadan Avrupa Birliği'nde de kullanılabilmesi sağlandı böylece. Yani Avrupa Birliği'ndeki o gözetim sistemleriyle bir eşdeğerlik kazanmış durumdayız ülke olarak. Hemen bir şey ilave edeyim. O zaman tabii, bizim ülkemizdeki bağımsız denetçiler de artık Avrupa Birliği'ndeki bağımsız denetçilerle aynı standartta, evet, kategoride. Evet. Çünkü onların imzaladığı raporlar Avrupa Birliği'ndeki ülkelerde kabul görüyorsa, kabul görüyor, evet, aynı standartlar doğrultusunda, aynı denetim standartları ve aynı monitör standartları doğrultusunda denetim yaptığı için bağımsız denetçiler. Dolayısıyla bizim denetimden geçmiş bağımsız denetim raporumuz da aynı, evet, Avrupa Birliği'nde kabul görüyor. Yani zaten hani uyguladığımız standartlar, dediğim gibi Avrupa Birliği'nde de raporlama anlamında IFRS'ler, ISA'lar, denetim standartları açısından bakacak olursanız birebir ülkemizde de uluslararası standartları yani tamamıyla entegre etmiş durumdayız. Evet. Yani çok detaya da girilebilir ama yani temel olarak kurumsal anlamda yürüttüğümüz, icra ettiğimiz fonksiyonlar bu şekilde özetleyebilirim. Ben sorayım o zaman sizi, tabii, ben şöyle küçük küçük dinlendireyim, çok yoruluyorsunuz. Standartlar ilk defa uluslararası muhasebe standardı olarak görüşülüyor, kamuoyuna açılıyor ve uygulanmaya, evet, başlanıyor. Sonrasında biz de o sisteme entegre olduğumuz için o standardı Türkçeleştiriyoruz. Bunu kamu gözetim kurumunda siz yapıyorsunuz. Evet, evet, doğrudur. Yani aslında bu standart yayınlama süreci çok uzun bir süreç. Yani Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu bunu çeşitli projeler şeklinde yapıyor. Takip ediyorsunuzdur siz de ve yıllar yıllar alan. Yani bir finansal araçlar standardı projesi vardı. Yani herhalde bir 10 yıllık süreci kapsamıştır, evet, aşama aşama yayınlanan. En son bizim de yayınladığımız sigorta standardı, kiralamalar standardı keza. Yani çok teknik çalışmalar yapılıyor background'unda. Biz öncesinde de o çalışmaları açıkçası takip ediyoruz. Hani sadece çeviri fonksiyonundan ziyade. Ve bundan sonraki süreçte yani planlarımız dahilinde ülke olarak o standartların yayınlanma sürecine de katkıda bulunmak üzere şu an çeşitli çalışmalarımız var. Yani bizim de bir görüş bildireceğiz. En son işte bir projesi var. Primary Financial Statements projesi. Güncelleyecekler bir numaralı Türkiye Muhasebe Standardını. Ona görüş vermek üzere biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte açıkçası hedefimiz bu uluslararası platformda da daha aktif bir şekilde rol almak. Yani sadece çeviri fonksiyonu gibi düşünmemek lazım bunu, yayınlama işini. Arka planında da ülke olarak katkı verecek olduğuna ulaştık diyebilirim yani. Evet, güzel haber. Evet. IFRS'ler, yani IFRS'lerden daha çok da konuşabiliriz aslında. O bizim de daire olarak asıl yürüttüğümüz şey, bilmiyorum öğrencilerin esas ilgi noktası nedir? Bakalım soru cevap da gelmiş mi? Henüz görmedim gibi. Henüz ben de görmedim, evet. Ben o zaman devam edeyim. Hani kurum olarak
bahsetmek, hani bahsedilmesini istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa arkadaşlar, katılımcı arkadaşlar da iletirse yanıtlamaya çalışırım. Ben söyleyeyim, şöyle yapalım. Şimdi mesela 2005 yılında biz Türkiye'de bağımsız denetimle tanıştık birebir. 2005 yılında. Öncesinde işte bankacılık sektörüydü. Sonrasında artık firmalar, işte SPK'da işlem gören firmalar kamuoyu 2005'te standartlarla, bağımsız denetimle karşılaştı. Evet. Ve evet. Sonrasında sevgili başkanım, gelişmeler oldu. Mesela TMS 11 vardı, TMS 18 vardı. Şu anda TFRS 15 var. Evet, evet, evet. TMS ne demektir? TFRS ne demektir? Hani? Tabii tabii. Onları da açıklayayım. Bunlar aslında uluslararası standart kodlarının Türkçe'ye çevrilmiş halleri. Yani biraz şöyle de giriş yapayım isterseniz. Aslında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, ISP, yayınlarken standartlarını yanlış hatırlamıyorsam 2001-2002 yıllarına kadar yayınladığı standartların hepsini IS, International Accounting Standards koduyla yayınlıyordu. IS de onun kısaltmasıydı. Ve biz de onun karşılığı olarak Türkiye Muhasebe Standardı diye çeviriyorduk onları. Daha sonra Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu'nun yapısında da çeşitli farklılaşmalar oldu. Daha yani bir takım işte prosedürlerinde de farklılıklar geldi ve standartları yayınladıkları isimler de değişti. Yani 2001-2002 yılından sonra yayınladıkları standart kodlarına bakacak olursanız onlar da hep IFRS koduyla gider. International Financial Reporting Standards, bizdeki karşısıyla TFRS. Yani aslında yaptırım gücü ya da uygulama bakımından TMS, TFRS ya da IS, IFRS arasında hiçbir farklılık yoktur. Tamamıyla kodlama farklılığı. Ama siz gördüğünüzde şunu anlamanız lazım. Yani TFRS ya da IFRS koduyla yayınlanan standartlar hep daha yeni yayınlanmış standartlardır. IS olarak, yani bizde de TMS olarak, sizin de bahsettiğiniz hocam TMS 11 inşaat sözleşmeleri, TMS 18 hasılat eski standartlardır. Onları yürürlükten kaldırarak yenilerine yayınlanan TFRS 15, IFRS kodu, bizdeki karşısıyla TFRS kodu, o daha yeni standartlardır. Yani ISP açıkçası IS kodlu standartları kaldırdıkça, yerine yenisini yayınladıkça bizde de karşılığını TFRS olarak buluyor. En son yayınladığımız TFRS 17 ya da kiralamalar, eskiden IS 7 kiralamalardı. Şimdi güncellendi tabii ki, sadece kodlama değil, içeriği de çok değişti kiralamalar standartının. TFRS 16 adıyla yayınlandı. Yani bir isim aslında olarak farklı ama özü itibariyle, yani ikisi de standart, yani ikisi de muhasebe standardı ya da finansal raporlama standardı. Yaptırım olarak ya da uygulama, yani birine üstünlüğü olan şeyler değil, aynı setin parçaları. Tamamıyla yayınlama yıllarını belki şey yapabilirsiniz. Yani TMS'ler, evet, daha eski. TFRS'ler. İlk ben bu konuda çalışırken buna çok takılmıştım. Neden TMS, neden TFRS, neden IFRS, neden IS? Sonra bunu makalelerde okudukça çözdüm. Sizin de anlatmış olduğunuz gibi kafamda oturdu. Evet, bir de evet. Norwalk yaklaşımı diye bir kavramımız var. Bu uluslararası muhasebe standartlarında İngiltere ve Amerika bazlı bir yaklaşımdan makalelerde bahsediyor. Sizin kamu gözetim kurumu olarak acaba bize bu konuda ne söylersiniz? Öğrencilerin aklına ne kalsın? Biz muhasebe standartları kurulu deyince dünyada acaba neresi var? Kimler var? Kimlerden oluşmaktadır orası? Yani aslında dünya geneline bakarsanız iki farklı ekol diye düşünebiliriz. Yani bu daha çok standardı yayınlayan kurumların, yani Amerika ve diğerleri olarak aslında bakacak olursanız dünyada ayrılıyor. Amerika'da FASB, diğer taraftaysa ISB olarak düşünün. Bir tarafın yayınladığı standartlar daha kural bazlı. Yani Amerika tarafı FASB'nin yayınladığı kural bazlı ne demek? Yani en ince detayına kadar hani belirlemeye çalışan düzenlemeleri, yani çok da muhakeme kullanmayı işletmelerin, hani hep bizim standartlarımızda geçer ya,
işte muhakemesini kullanır. Yani bir değerleme ölçüsü seçecek. Burada işletmenin muhakemesine bırakılmıştır. Yani muhakemeyi de nasıl şey yapalım, tanımlayalım. Yani işletmenin seçimlik haklar verilmiştir yani direksiyonlarda. FASB yani Amerika'nın yayınladığı standartlar tarafında bu daha kurallara bağlanmıştır. Yani o opsiyonların daha azaltıldığını görürsünüz. Ama diğer tarafta daha çok Avrupa tarafında bizim de referans aldığımız tarafa bakacak olursanız ISB'nin yayınladığı standartlarsa daha ilke bazlıdır. Yani temel ilkeleri belirlemeye çalışır ama ondan sonrasını biraz daha işletmenin inisiyatifine bırakır. Düzenlemeler gibi bahsedeyim isterseniz. Ama son yıllarda gerçi o taraf da biraz benim gözlemim karıştı. Yani ikisi arasında Amerika ve ISP arasında işte convergence anlaşmaları. Hani sonuçta bu uluslararası standartları yayınlamanın çıkış noktası aslında. Yani biz dünya genelinde geçerli bir finansal raporlama dili oluşturalım. Böylece evet. İngiltere'deki şirketin tablosu da ben baktığımda yani aynı kurallara göre hazırlanacağı için bana aynı bilgiyi versin. İşte Türkiye'deki bir şirketin de baktığım zaman hazırladığı tablolar yine aynı anlam ifade etsin amacından hareketle yola çıkılmıştı. Ama dediğim gibi bu imzalanan convergence anlaşmalarıyla vesaire diğer taraf da ilke bazlı olmaktan biraz daha kural bazlı olmaya yöneldi. Yani bizim de son yayınladığımız standartlara bakacak olursanız standartların dili yani bir öncekine göre daha karmaşıklaşıyor, daha uzun oluyor. Yani eski hasılat standartımız daha sevimli bir standarttı. Belki yeni yayınladığımız TFRS 15 biraz daha karmaşık hale gelebilir. Bunların hepsi aslında bu ISB'nin yürüttüğü joint projektler çerçevesinde ortaya çıkan sonuçlar. Sanırım bir yandan da sorular geliyor. Evet. Şeylerimizi anlatacaklarımızı bitirelim Sayın Başkanım. Sonrasında sorularımıza cevaplarız. Tamam. Şöyle bir şey aklıma geliyor. Türkiye'de bağımsız denetimden geçmek mecburiyetinde olan şirketler nelerdir? Bağımsız denetimden geçme mecburiyetinde olan şirketler aslında bunu da yine Türk Ticaret Kanunu gereği Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor biliyorsunuz. İlk başta TTK ilk draft halinde, taslak halinde öngörülen tüm sermaye şirketleri denetime tabi olsun da ama bunun hani biraz amacı aşan bir yaklaşım olduğu kararına varıldıktan sonra bu şey yetki Bakanlar Kurulu'na bırakıldı. Ve şimdi Cumhurbaşkanlığı kararı gerçi pardon son değişiklikten sonra o şekilde belirleniyor. Ve temel oradaki prensip de yani borsada işlem gören şirket ne demek? Yani toplumun aslında birçok kesimini ilgilendiren batması halinde ekonominin geneline sirayet edecek etkiler doğuracak şirketler. Bankalar aynı şekilde, sigortacılık şirketleri, yine o listede yayınlanan hani özel durumu olan yani ülke ekonomisi açısından önemli olan şirketlerin hepsi aslında bunları da dediğim gibi halka açık şirketler, bankacılık sektörü, sigortacılık, özel emeklilik sektörü gibi de düşünebilirsiniz. Bunların hepsi zorunlu bağımsız denetime tabi. Bu alınan karar uyarınca bunlar dışında kalan ve belirli büyüklükleri aşan aktif toplamı, çalışan sayısı ve satış hasılatı bakımından da belirli büyüklüğün üstünde yani o belirlenen kriterleri aşan şirketler de yine bağımsız denetime tabi bu şekilde belirlenmiş durumda. TFRS uygulama durumu da aslında TFRS ya da bir de biliyorsunuz bizim kurum olarak yayınladığımız büyük ve orta büyüklükteki işletmeler için bu bir FRS standardımız var. Yani onu uygulama durumu da yani şöyle anlatayım hocam biraz karmaşık da gelmiş olabilir kusura bakmayın. Bağımsız denetime olan tabi olan şirketlerin tamamı ya TFRS'e uygulayacak ya BOBİ FRS'e uygulayacak. Bu genel bir küme. TFRS'e uygulayacak şirketler ise o bahsettiğim özellikli diyebileceğim işte borsa... Kayık diyebilir miyiz? Kayık. Kayık diyebiliriz tabii. Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar. Çok teşekkür ederim. Sigortacılık şirketleri, bankacılık sektörü, halka açık şirketler, özel emeklilik şirketleri diye tabir edebileceğimiz yani uzunca da bir listesi var. O taraf TFRS'e uyguluyor.
bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan diğer şirketler ise BOBİ FRS uyguluyor şu anda. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım sorularımıza. Bakalım. Bir saniye. İlk soru nedir? Denetçilerin denetimi konusunda biraz uygulamadan bahseder misiniz? Uygun olmayan denetçi denetimi tespiti halinde denetlenen kurumlar ile bir istişareniz oluyor mu? Yoksa mevcut finansal raporlamalara göre mi hareket edilmektedir? Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Güzel bir soru. Uygulama nasıl oluyor? Biz denetimlerimizi aslında web sitemizde de yani bu tarz bilgiler var. Merak eden arkadaşlar biraz web sitesinde karıştırırsa merakları daha belki cevap bulur. Sahada biz birebir denetim yapıyoruz. Yani yıllık inceleme planlarımız oluyor. O inceleme planlarıyla biz belirliyoruz denetime. Yani o yıl hangi şirketler, hangi denetim kuruluşları ya da denetçilerin denetleneceğini yıllık inceleme planları çerçevesinde yürütüyoruz ve burada ekipler oluşturuyoruz biz. İşte her denetim kuruluşuna gidecek ekipler belli oluyor ve bunlar bizim kurumumuzda uzman arkadaşlarımız eliyle yapılıyor. Bir kıdemli uzman oluyor. Yanına biraz daha düşük kıdemli uzmanlar oluyor. Ya da yani işin daha doğrusu gerekliliğine göre bazı denetimler çok teknik bilgi gerektiriyor. Ona göre uygun açıkçası ekipler oluşturarak hareket ediyoruz. Arkadaşlarımız gidiyor. Yerinde belgeleri aldıktan sonra yani bir denetim aslında programımız var, denetim rehberimiz var. Oradaki usullere göre, oradaki yani anlatılan kurallar çerçevesinde tabii kendi bilgi birikimi ve deneyiminden de faydalanarak denetçiler ve denetim kuruluşları üzerinde yani o denetimi, denetim kuruluşu ya da denetçi tarafından yürütülen denetim gerçekten bizim belirlediğimiz kurallara uygun olarak yürütülmüş mü? Yani o denetleniyor. Yani hazırlanan rapordan tutun sözleşme, yani biliyorsunuz bağımsız denetim sözleşme kabul sürecinden başlayıp rapora kadar uzanan uzun bir süreç ve o sürecin arkadaşlarımız hepsini tek tek inceleyerek daha sonra bir rapora bağlanıyor. Tabii rapordan sonra yani çeşitli eğer yaptırım gerektiren konular varsa kurulda görüşülüyor, yaptırıma bağlanıyor. Bazen hani yaptırım gerektirecek kadar ciddi bir bulgu olmuyor ama yani yine de ikaz etme ihtiyacı duyuluyor denetim kuruluşlarıyla. Birebir iletişime geçiliyor. Keza o rapor sürecinde denetim kuruluşları ve denetçilerin yine aynı şekilde savunmaları talep ediliyor. Aslında hani iki yönlü işleyen bir süreç yani bizim bu sahada yürüttüğümüz işlemler. Peki bu noktada müşteri firmanın sorumluluğu var mıdır sizce? Tamamen bağımsız denetim firmasının raporundan kaynaklanan ve bağımsız denetim firmasının uygulamalarından kaynaklanan şeyler mi incelenmektedir? Müşteri, ben bağımsız denetim firmasıyla BDS 210'a göre sözleşmemi yaptım. Yükümlülüklerimi yerine getirdim. Genel kurulda yeni önümüzdeki yılki bağımsız denetim firmamı belirledim. Dedikten sonra müşterinin bir sorumluluğu var mıdır? Ben denetçi, anladım. Yani burada tabii ki şirketin de yani o finansal tablolarda eğer yani gerçeğe uygun olmayan bir durum varsa, yani gerçeği yansıtmayan bir raporlama varsa tabii ki şirketin de bir sorumluluğu var ama biz şirket tarafına bakmıyoruz. Yani o sorumluluk kısmı bizim sorumluluk alanımız denetçi kısmıyla aslında. Yani denetçiler üzerinde bizim birebir denetimimiz var ama biz hani denetlenen şirket özelinde denetim yapmıyoruz. Onu işte SPK tarafında, SPK bankacılık tarafında, BDDK tarafında yapıyor ama tabii ki sadece denetçinin değil o raporların gerçeğe uygun durumunu göstermesi şirketin hem şirketin sorumluluğu hem denetçinin sorumluluğu karşılıklı bir süreç yine. Finansal raporların doğru hazırlanmasının sorumluluğu üst yönetime ait değil mi? Üst tabii, yönetim tabii. Sorumlu. Üst yönetimden sorumlu olanlar yönetim. tabii ki. Ama denetçi de ona biliyorsunuz hazırlamış olduğu raporla bu işte şirketin finansal tabloları
işte TFRS kullanıyorsa TFRS'lere göre gerçeğe uygundur diye bir makul güvence veriyor. Yani bu makul güvence kavramı da %100 bir güvence olmamakla birlikte kesine yakın bir düzey. Yani hani bu anlamda denetçinin de sorumluluğu var tabii ki. Ama asıl sorumluluk finansal tabloların zaten denetçiler de bu denetim sürecine başlamadan önce yönetimden aldıkları mektuplarda vesaire hani o sorumluluğun denetim raporlarında da açıkçası belirtilir o. Evet. Yani doğru bir şekilde hazırlanma sorumluluğu üst yönetimden sorumlu olanlara aittir tabii ki. Evet, bakalım Sayın Başkanım. İlk soruyu cevapladık sanırım. Denetçilerin sürekli denetim... Sürekli eğitim. Benim en zayıf olduğum alan. Yani bizim üniversitemizin sizinle entegre anlaşması var, eğitim Persen merkezimizin eğitim anlaşması var. Online yapmayı planlıyoruz bu süreçte. Bakalım şu kurumlar vergisi dönemi geçsin. Biraz meslektaşlarımız rahatlasın istedik. Evet. Yani sürekli eğitim yükümlülüklerini yerine getirmek için denetim faaliyetinde bulunma zorunluluğu var mıdır? Yani şey mi deniyor acaba? Hani denetim ben yapmıyorsam aldım bağımsız denetçiyim, sertifikamı aldım. Hı-hı. Ama fiilen yapmıyorum denetimi, sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmem lazım mı? Ben açıkçası bu soruyu çok cevaplayamayacağım. Ama bir şey yapabiliriz. Notumuzu alalım. Şimdi benim bildiğim kadarıyla faaliyette olan bağımsız denetçilerin bu denetimi yürütebilmek için eğitimlerini yerine getirmesi tabii lazım. Tabii ki, evet. Girdiği eğitimleri, benim eşim de bağımsız denetçi, ben onun için biraz konuya vakıfım. Girmiş olduğu eğitimleri hem bağımsız denetçiler sisteme giriyor, hem de eğitimi düzenleyen kurum sisteme giriyor. Karşılıklı şey yapılıyor. Kontrol ediliyor. 120 krediydi diye hatırlıyorum en son. 120 kredi, evet. Bu bilgiden elde ettiğim sonuç öyleydi. 3 yılda 120 kredisini tamamlayamayan denetçinin denetim tescili herhalde askıya alınıyor. Öyle biliyorum. Ben de böyle anlatıyorum öğrencilerime. Anladım. Yani sertifikamı aldım ama pasif durumdayım. Denetim yürütmüyorum. Denetim yapmıyorum. Yine denetimimi hani sürekli eğitim yükümlülüğüm devam ediyor mu diye soruyorum. Doğru, ben de öyle anladım. Evet. O şekilde diğer soru nedir? TFRS, TMS farkları, bunları konuştuk sanırım. Bağımsız denetim kuruluşları neleri de denetliyor? Yetkisi nedir? Bundan da aslında bahsettik. Tekrar var mı hocam bilmiyorum. Yani yok, gerek yok. Yine sürekli eğitim. Yerine getirmişsiniz. Bu da yine aynı soru. Bir saniye. Kurumumuzun kariyer imkanları hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki severek. Zaten plan dahilinde olan bir konu. Kurumumuzda uzman yardımcısı olarak yani kariyer olanağı aslında hani A grubu kategoride KPSS'ye hazırlanan arkadaşlar da biliyordur. Uzman yardımcılığı olarak başlıyor. Uzman yardımcısı olmak için diğer kurumlarda da olduğu gibi çeşitli şartlar aranıyor. Yani 4 yıllık eğitim veren fakültelerin çeşitli bölümleri var. Yani iktisat, işletme, siyasal bilgiler, hukuk, ticari bilimler fakülteleri, keza bazı mühendislik bölümleri ve ilk kez bu yıl aldığımız istatistik bölümü, istatistikçi arkadaşları da yine biz kurumumuz başladılar ilk olarak. Öncelikli şart bu okullardan yani mezun olmanız. Daha sonra yine kurumumuzun her yıl belirlediği KPSS puan türleri var. O puan türlerinden yeterli puanı almış olmanız ve sınavın yapıldığı tarih itibariyle bir 35 yaş sınırımız var. Daha sonra eğer hem o mezuniyet şartı ve KPSS puan türü şartını geçtiyseniz, o yeterli puanı aldıysanız, biz burada bu süreci tamamlayan adaylar için yazılı sınav yapıyoruz.
herkesin kendi alanına özgü olarak, yani İBF bölümü için ayrı, hukuk için ayrı, girilen alanlara bağlı olarak 2 gün süren bir yazılı sınav sürecimiz var. Yazılı sınavı da tamamladıktan sonra arkadaşlarımız mülakat da giriyorlar, sözlü sınava. Mülakatta da başarılı olduktan sonra kurumumuzda uzman yardımcısı olarak göreve başlıyorlar. Uzman yardımcısı olarak göreve başlayınca biz önce başladıklarında burada bir eğitim veriyoruz. Yani uzun da süren bir eğitim. İşte yani genel muhasebeden başlayıp TMS'leri anlatıp TFRS'ler, bağımsız denetim, yani finans, birçok alandan eğitim vererek bir eğitim süreçlerinin tamamlanmasını istiyoruz burada. Onun planlamasını yapıyoruz. Daha sonra rotasyon usulüyle çalışıyor. Yani burada uzman yardımcısı olarak Kamu Gözetimi Kurumu'nda başlayan bir arkadaşımız rotasyon uygulamasıyla her dairede, yani toplam 9 aslında bizim daire başkanlığımız var. İnsan kaynakları ve strateji daire başkanlığı hariç olmak üzere diğer dairelerde hepsinde belirli süre görev yaparak bir uzman yardımcısı, yani hem eğitim yetkilendirme, o az önce konuştuğumuz konu sürekli eğitim konusunda, hem inceleme dairesinde, hem düzenleme daireleri olan muhasebe standartları, denetim standartları dairelerinde, gözetim dairemiz var, uygulama dairemiz var. Onların hepsinde çalışarak, yani genel olarak kurumun yaptığı iş hakkında bir altyapı oluşturmasını sağlıyoruz. Ondan sonra 18 aylık bir yetişme sürecinden sonra, refakat döneminden sonra uzman yardımcısı arkadaşlarımız bir yetki sınavına giriyor. Yetki sınavını geçtikten sonra yetki sınavını geçen arkadaşlarımızın tek başına inceleme yapma yetkisi oluyor. Yani o az önce bahsettiğimiz denetçilerin denetimi konusu aslında. Daha sonra da bir uzmanlık tezi hazırlamaları gerekiyor. Belirlediğimiz konular çerçevesinde bir uzmanlık tezi hazırlıyorlar. 3 yılın sonunda yine bir yeterlilik sınavına giriyorlar. Onda da başarılı olduktan sonra uzman olarak atamaları yapılıyor ve gerek dediğim gibi denetimlerde görev almak, gerekse mevzuat anlamında düzenleme kısmında görev almak, almaları bakımından ben yani bayağı şanslı görüyorum kurumda çalışan bizim KGK uzmanlarımızı. Bir de bence Kamu Gözetimi Kurumu'nun bir farkı, yani sizin uzman olarak Kamu Gözetimi Kurumu'nda edindiğiniz bilgi aslında uluslararası alanda geçerli olan bir bilgi. Yani bizim burada hem yardımcılık döneminde eğitimini verdiğimiz, hem de işlerimizi yürütürken kullandığımız düzenlemelerin hepsinin uluslararası alanda karşılığı olan bir şey. Yani siz burada edindiğiniz bilgilerle de yurt dışına da gitseniz, kendinizi yetiştirirseniz orada da bir şeyler yapabilirsiniz. Keza burada edindiğiniz tecrübelerle, bilgilerle de daha sonra kariyerinizi özel sektörde şekillendirmek isterseniz o açıdan da yani önü açık bir meslek. Hem keyifli bence, hem de gerçekten kendini yetiştiren kişiler için önü son derece açık bir uzmanlık alanı diye düşünüyorum Kamu Gözetimi Kurumu uzmanlığının. Bir dönem yurt dışında yüksek lisans olanağı vardı tüm kurumlar için. Şimdilik genel olarak kamuda askıya alındı bu uygulama. Yani umarım tekrar gelir. Eğer gelirse de biz burada da gönderdik. Ben de aynı şekilde o fırsattan yararlanarak 2 yıl yurt dışında master yapma şansım olmuştu. Öyle de bir imkanımız vardı. Çok daha güzel bir imkandı. Umarım tekrar açılır. Açılması halinde başlarsanız yani Kamu Gözetimi Kurumu uzmanı olarak o imkandan da yararlanabiliyorsunuz. Şimdi ben hemen aklıma gelen bir soruyu yöneltmek istiyorum. Bağımsız denetime tabi olan ama bağımsız denetim yaptırmayan bir işletmenin durumu nedir? Yani bir bağlayıcı konu var mıdır? Bir cezai durum var mıdır? Yani aslında hocam bu konu çok ciddi bir yaptırma tabi. Yani o da nedir? Türk Ticaret Kanunu'ndan geliyor. Oradaki hüküm şöyle der. Yani bağımsız denetime tabi olduğu halde bağımsız denetim yaptırmayan şirketin ticari tam
yok hükmündedir. Yani yok hükmünde olmak çok ciddi bir yaptırım aslında bakacak olursanız. Yani siz herhangi bir karar alamazsınız, kar dağıtımı yapamazsınız vesaire vesaire. Ama biraz daha yani yine kendi görüşüm o müeyyidelerin belki biraz daha altının doldurulması gerekiyor. Yani hani o noktada dediğim gibi biz takibini yaptığımız kadarıyla radarımıza giren şirketleri Ticaret Bakanlığı tarafına bildiriyoruz. Yani hani o şekilde Ticaret Bakanlığı'nın aldığı çeşitli tedbirler var uygulamada eğer bağımsız denetime tabi ise denetim yaptırmamanın. Ama belki biraz daha detay düzenlemeler yapılabilir. Aslına bakacak olursanız... Nedir mesela onlar? O bahsettiğiniz uygulamalar yani nedir? Yani ticaret sicilinde o işlemlerin yani şirketin belirli işlemleri yapabilmesinin durdurulması gibi önlemler evet. alınıyor. O tarz tedbirler. Onu ben de duymuştum. Bir ticari sicilindeki bir öğrencimden bu bilgiyi almıştım. Onu, evet, evet. Onun için teyit etmek açısından. O tarz yaptırımlar yani Ticaret Bakanlığı eliyle daha doğrusu dediğim gibi bir birebir şirketler üzerinde bir yani yaptırım uygulama yetkimiz olmadığı için Ticaret Bakanlığı eliyle daha çok yürütülen bir uygulama. Evet. Sorularımıza dönelim Sayın Başkanım. Tamam. Bunu kariyer imkanları konusunu konuştuk. Denetçilerin denetimi konusunda uygulamadan da bahsettik. Evet. Soruyu cevapladık. Kaçırıyor muyum bakayım? Kariyer imkanları dedik. Bir soru da ticaret odasına kayıt olma açısından muafiyet sermaye şirketi olan bağımsız denetim şirketleri için geçerli mi diyor Mustafa Atiker? Bağımsız kurulmuyor tabii. Yani zannetmiyorum hani öngörülen herhangi bir muafiyet olduğunu bilmiyorum ama dediğim gibi bu konuda çok bilgim dahilinde olan bir şey değil. Daha çok eğitim yetkilendirme dairemizin bu yürüttüğü teknik işleri olduğu için. Evet. Ama isterseniz bunu da bir not alıp netleştirebiliriz. Olur. Ticaret odasına kayıt. Pardon. Şimdi bağımsız denetim şirketi olarak tescil edilebilmenin şartlarını zaten siz sitenizde yayınlamıştınız. Tabii, evet. O sitenin bilgilerinin içerisinde bu tabii vardır, var mı yok mu ona da bakabiliriz. Ama muafiyet olacağını çok düşünmüyorum. Yani hani şirketler için geçerli olan husus neyse onlar için de o geçerlidir. Kariyer imkanları hakkında bilgi verdik. Teşekkür ederim. Şimdi TFRS uygulama kapsamının genellikle kayıtlarla sınırlandırılmasının amacı nedir? Aslında bu da biraz uzun soluklu bir hikaye. Yani şöyle ki biz ilk bu Türk Ticaret Kanunu daha taslak halindeyken, Türkiye Muhasebe Standartları kuruluyken yani KGK'da yokken o dönem hatırlarsınız hocam siz de TFRS'ler yani IFRS'leri tüm şirketler bizde IFRS uygulayacak diye yola çıkılmıştı. Türk Ticaret Kanunu'nun ilk taslak halinde. Şirketlerin evet. tam hani evet. küçük, orta, büyük, kayık, ayırt etmesin öyle bir şey. Hatta o süreçte biz o dönem Avrupa Birliği ile de bu şirketler hukuku faslına müzakereler yürütüyor. Biz bunu Avrupa Birliği tarafında bahsettiğimizde bu dedi hani nasıl olacak? Bu beklenen bir şey değil, istenen bir şey de değil. Yani açıkçası çünkü TFRS dediğiniz standart seti sizin yani gerçekten çok teknik anlamda kapsamlı yani uygulaması hani bizim son yayınladığımız BOBİ'ye kıyasla daha zor vesaire vesaire ve hani belki de büyük ve orta boy şirketlerin hele küçük şirketleri hiç saymıyorum. Çok da raporlama amaçlarına uygun olmayan standartlar olabilir. Yani fayda maliyet analizi yaptığınızda yani maliyeti faydasının üstünde gelebilir. Yani açıkçası bunu hani TFRS uygulama kapsamını genellikle kayıtlarla sınırlandırmamızın amacı da o
oydu. Yani şirket ihtiyacı olmadığı halde TFRS'i uygulayarak ilave maliyete katlanmasın. Yani temel çıkış noktası oydu. Ama kayıtların da tabii ki TFRS'ler yani hem gerek şirketlerin yapmak zorunda olduğu dipnot açıklamalara baktığınızda gerekse uluslararası alanda uygulayan şirketler açısından da yani baktığınızda yine bu kayıtlarla sınırlandırılmıştır. Oradaki güdülen amaç fayda maliyet dengesiydi açıkçası kayıtlarla sınırlandırma amacı. Avantajları var mıdır? Tabii ki vardır. Yani TFRS dediğimiz setin dediğim gibi yani uluslararası karşı IFRS'ler ve tüm dünya genelinde uygulanan bir standart seti. Eğer siz yurt dışına bir açılmak istiyorsanız, fon toplamak istiyorsanız, uluslararası piyasalarda bir şeyler yapmak istiyorsanız yani sizin bu IFRS ya da bizdeki karşıyla TFRS tablolarınızın olması lazım ki yatırımcı size yani tablolarına baktı. Evet. Ona göre bir güvence elde etsin ve ona göre kararını versin. O anlamda avantajlarını da öyle sayabiliriz. Hocam, öğrenciler hep sürekli eğitime meraklı galiba sizin. Keşke bir de eğitim yetkilendirme dairesinden bir arkadaş çağırsaydık. Rafet Bey değil mi başkanı? Yetkilendirmenin... Rafet Üstad Başkan Yardımcımız Uğur Üstad, Uğur Hancıoğlu eğitim yetkilendirme. Bizim okulda yapılan yazışmalarda Rafet Bey'in şeyini imzasını... Rafet Üstad Başkan Yardımcısı, evet. Anladım. Sürekli eğitim programlarında eğitmenin uzmanlık alanı yeterli ödül sahip olmuş artık. Yani bu şart en kısa süre göre belirleniyor başkanım. O da yine hani ana hatlarıyla bilmekle birlikte detayları sürekli eğitim tebliği yayınladık biz biliyorsunuz. Orada evet. Bakılabilir diye düşünüyorum. Evet. Evet. Sorular yine mi düşüyor hocam? Ben bir saniye. Herhalde. Diğer imkanları sürekli eğitim. Tamam, bunu söyledik. En son hangi soru? KPSS başarılı olanlara verilen eğitimler teknik ve bilgi içerikli midir? Mevcut mudur? Ketum bilgisinden olması gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum. Projeleri vardır. Teşekkür ederim. Yani evet, aslında güzel bir soru. Yani biz burada ilk uzmanlık sınavına girdiğinizde yani başarılı olduktan sonra arkadaşlar burada başladığında teknik eğitimlerimiz oluyor ama tabii ki burada yani bir KGK uzmanından kurum olarak, kurumsal olarak ne bekliyoruz, hangi etik kurallara bağlı olması gerekiyor, iş ve işlemleri yürütürken dikkat etmesi gereken hususlar nedir vesaire. O da bizim bu yürüttüğümüz teknik eğitimin bir parçası. İnsan kaynakları dairemiz tarafından bu yönde de arkadaşlarımız bilgilendiriyor. Diyor aynı şekilde süreç içinde yürütülen oryantasyon faaliyetleriyle yani burada yani refakat döneminde daha doğrusu öyle anlatayım ben size. Bu gerekli donanımlarını sağlamasını sağlıyoruz. Yani hem teknik boyutu var, o bahsettiği anlamında uyulması gereken etik kurallar vesaire vesaire de son derece önemli. Aynı şekilde oryantasyon sürecinde de o yetkinliği kazanıyor arkadaşlarımız. Sonuna geldik mi soruların? Değil mi? Var? Sanki bende görünen öyle. Uzmanlık sürecinde başarısız olması halinde ne gibi uygulamalar yapılıyor? Şimdi o süreci biraz anlatmıştım. Zaten hani tez süreci, işte sınav süreci, uzmanlık, yeterlik süreci iki hak veriliyor aslında. Yani bir yeterlik sınavının ilkinde başarısız oluyorsanız siz bir hak daha veriliyor. Tekrar bir yeterlik sınavı daha yapılıyor. Ondan da başarısız olmanız halinde kurumumuzdaki normal memurluk kadrolarına yani uzmanlık kadrosunun bir alt kadrosuna atama şeklinde devam edebiliyor arkadaşlar kariyer sürecine. O zaman hemen ben bir soruyla bunu açayım. Bahsetmiş olduğunuz sınav sonucu neticesinde geldiği noktadan yükselme şansı nedir o noktadaki arkadaşlarımızın kurum içinde? Nasıl memurluktan uzmanlığa geçiş gibi mi? Ya yani, da farklı nasıl çalışır?
Ben nasıl? Ben mesela kurumda uzman olarak başladım. Yani kurumda uzmanken daire başkanlığına yükseldim. Hani üst tarafa doğru, hani uzman olarak başlıyorsanız kariyer yolunuz tabii ki açık. Yani aynı şekilde 3 arkadaşımız daha var uzmanken daire başkanlığına yükselen. O şekilde bir kariyer yolu da var tabii ki, kurum içinde yükselme olanağı da var. Ama memur olarak başladıysanız uzmanlığa geçiş gibi bir opsiyon söz konusu değil. Anladım. Peki. O zaman biraz da yaşadığımız COVID-19 sürecinde denetime ne geldi, sizlere yansıması nasıl oldu? Evet. Evet, ondan da bahsedelim hocam. Tabii yani çok popüler zaten, hani dediğim gibi başta da biraz değindik, yani bu pandemiden, COVID-19'dan etkilenmeyen sektör sanırım yok. Hani kamu kurumları olarak biz etkilendik. Bağımsız denetim kuruluşları da bildiğimiz kadarıyla etkilendi. Sanırım en büyük etkisi çalışma usullerinde oldu. Yani hani biz de kamu tarafında gördük, uzaktan çalışma, evden çalışma. Bildiğimiz kadarıyla denetim şirketleri de, yine birçok denetim kuruluşu uzaktan çalışma yoluyla faaliyetlerini yürütüyor. Hatta belki hali hazırda normal çalışma usulüne geçmeyenler de vardır diye tahmin ediyorum. Tabii ki bu çalışma usullerinin değişmesinin de birçok denetim sürecine de etkisi olacak. Başta da söylediğim gibi hani denetim sözleşme kabulüyle başlayıp denetim raporunun imzalanmasına kadar uzanan çok uzun da bir süreç. Sözleşmelerin imzalanmasında o yüz yüze yapılan müzakereler belki artık teknoloji kaynaklı, bizim böyle yaptığımız gibi Zoom uygulamaları üzerinden olabilir. Aynı şekilde denetim kanıtlarının toplanması sürecine de yine etkileri illaki bu sürecin olacaktır. Dediğim gibi daha teknoloji imkanlarından faydalanarak denetim kanıtları toplama yönüne sevk edecektir diye düşünüyorum ben denetçileri. Ya da yani dış teyit talepleri gönderiyorsunuz biliyorsunuz denetim sürecinde. O teyitte yani yeterli cevap, geri dönüş alabilecek misiniz? Yani çünkü bu iki yönlü bir süreç, iki taraflı. Teyit gönderdiğiniz tarafın da çalışma usulü belki değişti. Hani zamanlama olarak belki uymayacak gelen teyit dönüşleri, o anlamda belki toplanan denetim kanıtları yeterli düzeye ulaşmayacak vesaire vesaire. Hani bunların bu tarz etkileri illaki olacaktır. Ama yani bence biz bununla ilgili bir web sitemizde keza bir duyuru da yapmıştık. Arkadaşlar evet. Da merak edenler bakabilirler. Evet, Mehmet Üstad, inceleme dairesi başkanımız. Orada da yapmıştık. Yani asıl burada değişecek şey, yani bizim temel prensibimiz, yani çalışma usulleri değişebilir, şartlar değişebilir. Dünya genelinde de öngörülen husus bu. Ama ne olursa olsun bunun denetimin kalitesini etkilememesi. Yani COVID-19 bizim bakış açımıza göre kalitesiz bir denetimin gerekçesi olamaz. Yani çok dikkatimi çeken bir husus olmuştu. Oradaki maddelerden bir tanesinde artık stok sayımlarında dronların kullanabileceğinden bahsetmişti. Evet, evet. Yani ben hani o noktayı hiç düşünmemiştim ama okuduğumda evet hakikaten gibi böyle bir şeyim olmuştu. Tabii yani ya şöyle bir şey, biz mesela gittik atıyorum incelemelere. İşte ben stok sayamadım, COVID-19 salgını vardı. Yani bu bizim için makul bir gerekçe tabii ki oluşturmaz. Yani denetim şirketlerinin altyapıları büyüyor, yani dünya değişiyor. Bir şekilde çözüm bulunabilecek şeyler ki stok sayımı konusu hani denetimin olmazsa olmazı. Yani siz ona katılmıyorsanız zaten hani bir görüş verme durumunuz yok. Hani bu gibi teknik noktalarda illaki teknolojiden bu drone olur, başka bir uygulama olur vesaire bir şekilde formüle edilir diye düşünüyoruz açıkçası. Denetçinin odaklanacağı noktalar belki yani değişebilir ya da normalde de odaklandığı noktalara daha fazla dikkat etmesi gerekebilir. Bunlardan en önemlisi de nedir? Bizce işletmenin sürekliliği konusu. Yani bu pandemi süreci biliyorsunuz yani birçok belirsizliği de beraberine de getirdi. Yani şirketlerin nakit akışları etkilendi. Bizim ülkemizde de olduğu gibi yani Mart ayından bu yana birçok işletme yani faaliyetlerine ara verdi vesaire. Bunun ister istemez işletmelerin finansal durumları üzerinde
sürekliliği üzerinde etkisi olacaktır ve denetçinin hani normalde de sürekliliğe zaten dikkat etmesi gerek, evet. beklediğimiz noktalardan en çok dikkat etmesi gereken noktalardan birisi süreklilik konusu. Ama bu pandemi nedeniyle ekstra bir dikkat etmesi gerekiyor. Yani şirketlerin sürekliliği konusu üzerinde daha fazla bir kafa yorması, daha fazla incelemesi, belki nakit akış projeksiyonları keza daha detaylandırmasını bekliyoruz açıkçası. Ve öz kaynak borç dengesi, alacakların yani, tahsili dengesi. Evet yani şirketlerin dediğim gibi finansal durumunu, faaliyetlerini, hasılatını en temel olarak yani etkileyeceği için bir kalemin etkilenmesi, hasılat gibi bir kalemin finansal tablolarda birçok finansal tablo kalemine sirayet edecek açıkçası. Uluslararası muhasebe da bu konuda aldığı kararlar var. Bu kiralamalarla ilgili en son biz de onu yayınlamıştık. Yani acil böyle çünkü bayağı oldukça beklenmeyen bir şeydi. Hani bundan bir yıl önce sorsanız söyleseniz böyle bir şey gelecek. Hepimiz işte evlere kapanacağız. İşletmeler faaliyetlerini durduracak. Çok öngörülemeyen bir süreç olduğu için olabildiğince düzenleyici kuruluşlar uluslararası tarafında aksiyon almaya çalışıyor. Biz de aynı şekilde ülkemizdeki işletmeleri ve denetçileri biraz da rahatlatmak için çeşitli yaptığımız duyurularla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ama bizim buradaki dediğim gibi yani ne olursa olsun denetimin kalitesi yani taviz verilmeyecek en temel nokta burada. Şimdi mesela sosyal sigortalara yapılacak ödemelerde bir erteleme söz konusu oldu. Mücbir alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde. Vergi ödemelerinde yine mücbir alandaki işletmelerde bir öteleme söz konusu oldu. Acaba sizin de bu COVID nedeniyle bağımsız denetim raporlarının teslim edilmesi gereken son deadline'da bir değişiklik oldu mu? Böyle bir açıklamanız oldu mu? Öyle bir açıklamamız oldu. Onu kamuoyuyla paylaştık. Tam net tarihi hatırlamıyorum ama biz de... Yalnız onu buluruz siteden. Hani sadece evet. Öyle bir şey bizim size... de koruma yapılacak bildirimler konusunda COVID-19 ile ilgili bizim de öyle bir girişimimiz oldu yani. Aksiyon aldık o yönde. Evet. Başkanım bakalım. BDDK ve SPK İstanbul'da bulunmaktadır. KGK için aynı plan var mıdır? Umarım yoktur. Güzel bir soru. Tabii İstanbul'un finans merkezi olması projesi çerçevesinde biliyorsunuz Ankara'daki birçok kurum ve kuruluş bizim de birçok arkadaşımız İstanbul'a taşındı. Yani bildiğim kadarıyla kamu gözetimi kurumu için bu tarz bir plan yok ama olmayacağı anlamına da sanırım gelmiyor. Yani evet bu üst makamın üst dahilinde olan bir şey. Ama doğrusunu söylemek gerekirse çok da İstanbul'la iç içe olduğunuz bir nokta söz konusu değil. Mesela işte bankaların genel müdürlükleri gitti. O noktada finansla ilgili olduğu için bize doğru göründü. Bizim penceremizden doğru göründü. Ama kamu gözetim kurumu biraz daha bürokrasiye yakın bir otorite. Dolayısıyla... Ama şöyle bir şey de var tabii hocam tarafı. Yani bizim de incelemelere gittiğimizde aslında incelediğimiz şirketlerin, denetim kuruluşlarının ağırlıklı olarak yoğunlaştığı yer de İstanbul. Yani tabii ki biz başkaca şehirlerde de Ankara'da da Antep'te de yani hani başkaca şehirlerde de incelemeleri yürütüyoruz ama hani büyük bir çoğunluğu da İstanbul'da açıkçası ama tabii ki bilmiyorum yani böyle bir plan var mıdır? En son bağımsız denetim şirketi sayısını 31.12.2019 itibariyle 318 olarak sizin sitenizden alıp öğrencilerime anlatmıştım. Evet. Bunların sizin de ifadenizle o zaman büyük çoğunluğu İstanbul'da bir görüyor. Evet, yoğunlaşma İstanbul'da yani o da sanırım çok sürpriz bir durum değildir yani. Evet. Onu İstanbul'da, büyük şehirlerde daha İstanbul üzerinde bir yoğunlaşma var. Bakalım başka sorumuz var mı? Görünen bir sorumuz başka yok.
Sizin aklınıza gelen bu arada öğrencilerimize ve bize katkısı olacak bilginiz varsa sizi yorduk. Keyifle dinledik. Bilginiz varsa alırız. Bir son soru geldi. En çok karşılaşılan hileli finansal raporları nelerdir? Yani soruyu şöyle mi anlamam lazım? Finansal tablolarda en çok hile yapılan alan nedir? Evet, yani. Eğer hasat alanıdır. Yani zaten BDS 240 hata hile o bağımsız denetim standardında da yani hasılatın tüm işletmeler açısından öneminde göz önünde bulundurulacak olursanız en fazla hileye açık olan alan hasılat olarak değerlendirilir ve hasılatta hile olmadığını sizin ispat etmeniz lazım. Yani hasılatta hile yapılmıştır varsayımıyla hareket edip onu çürütmeniz lazım. O yüzden şirketler açısından da yani bir denetçinin en fazla hani hileli finansal raporlama olabileceği öngörüsüyle hareket etmesi gereken alan hasılat alanı. Hasılat alanını o cycle'dan yakalayabilir, stoktan yakalayabilir. Tabii hasılat, stok hasılat döngüsü tabii evet, onu döngü olarak yakalayabilir. Kıdemli denetçilerimiz, evet. O zaman ben katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok keyifle dinledik sizi. Rica ederim hocam. Bizim için de, benim için de. Ama bir hediye sunamıyoruz. Bir plaketimiz olamıyor bu şeyde. Olsun. Yüz yüze onda. Bu süreç bittikten sonra belki bir de tekrar sizle de öğrencilerinizle de bir araya gelme şansımız olursa o zaman tekrar görüşürüz. Keyif alırız. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimden çalıştığı için bu vakitte katılamayacağını üzüntüyle belirten arkadaşlarımız oldu. Onlara da ben sizden elde etmiş olduğum bilgileri derslerimde tekrar paylaşacağım tabii, inşallah. Tabii. Ben çok teşekkür ederim. Hem sorularınız hem böyle bir imkanı bize tanıyıp bir araya getirdiğiniz için öğrencilerinizle ben teşekkür ediyorum kendimi kurum adına. Çok mutlu olduk katkılarınız için. Kendim adına, okulum adına, Konya Ticaret Odası Vakfı'nın Karatay Üniversitesi adına kurumunuza ve sizin şahsınıza teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Saygılar bizden. İyi günlerde, ortak projelerde görüşmek üzere diyorum. İnşallah. Görüşmek üzere hocam. Katılım arkadaşlara da ben de çok teşekkür ediyorum. Hem güzel soruları hem de katkıları için. Umarım kariyer planlarında bizim kurumu da dahil ederler kariyer planlarına. Muhtemelen bu bilgilerden sonra yeniden gözden geçirecekler planlarını. Peki, kolaylıklar diliyorum. Saygılar. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.